Cleo seni niye seviyor? Yani niye sevsin ki? Hasta adam, hastasın. En başta her ben yerde de. Hastayım diyorsun. Yok yaşım böyle diyorsun. Evlendikten sonra balayı yerine hastaneye yattım, o doğru. Zavallı kızcağız balayını bekliyordu. Ben MS çıktım ve maslağa hastaneye yattım. Bu soruyu kendime de sordum. Mesela ilk 2 sene flört ederken paramız ortaktı. Kredi kartı yaptırdım ona, bir tane ek kart. Ben de ana kartı aldım. 2 sene boyunca o karttan harcamalara baktım. Şimdi diyorum ki ya bu kadın 45 yaşında bir adam aldı. Kendi 22 yaşında 23'e girecek. Ben 44'üm de 45'e gireceğim, her neyse. Ya parası için birlikte olur birisiyle, ya şöhreti için. Hı hı. Ya da bilmem ne bilmem ne. Biz tanıştığımızda hanımla 1,5 ay falan yemeğe davet ettim. 1,5 ay sonra anca bir yemeğe çıkartabildim. Ondan önce bir kahve bile içiremedim. 3 kere 4 kere reddedildim. En az. Bu kadar reddedilmeden sonra anca seninle arkadaş oluruz dedi. Kestirip attı, Yunanistan'a gitti çalışmaya. Yunanistan'da 3 ay boyunca çalışırken her gün mesajlar. Sana aşık oldum. Bu kadar yıl sonra aradığım kadın senmişsin. Bilmem ne bilmem ne. Bir erkeğin yapabileceği her şeyi yaptım. Sonunda 3 ay sonra döndü tekrar İstanbul'a. Ve bir kere sinemaya gittik. Film seyrettik. Çıktık. İşte popcornumuzu yiyoruz, klasik. Çıktık. Dedim ki Cleo'ya arkadaş olarak da kalabiliriz. Ama hakikaten ben seni seviyorum ve seninle birlikte olmak istiyorum. Flört etmek istiyorum. Ona da cevap vermedi. Günler birbirini kovaladı. Biz birlikte olmaya başladık. Arada geçen bir sürü enstantane var. Sonunda ben işte bu flört aşamasında 2 sene boyunca hep denedim. Şöhret için mi? Para için mi? Hakikaten bu adam eli ayağı düzgün işte yakışıklı değil diyelim. Niye? Değişik bir tipim var. Tamam, diyelim ki öyle de değil. Ben bu kadını sevdim. Onun da beni sevdiğini 2 sene, 2,5 senelik uzun bir test döneminden sonra kesinlikle anladım. Ve 45 sene sonra da... Nasıl test ettin? Yani o yaptıkları mı, seni ekmeleri, gitmeleri? Bir sürü şeyler oldu. Bir sürü arada, bir sürü enstantane oldu. Babasıyla, annesiyle oturup sohbetlerimizde. Bak şimdi normalde aslında bilir kişilere sorduğun zaman derler ki yani bir erkeği elde etmek, ta evliliğe kadar götürmek için nasıl taktikler uygulayabiliriz deseler mesela. Evet. Herhalde oradan gelecek olan cevap aynen Cleo'nun yaptıklarıdır. Yapma. Ama bir dakika canım, kızın şimdi günahı. Benim zerre kadar endişem yok. Yok canım. Karımdan şu kadar şüphem yok. Ne güzel, seninle evlenmek için yaptıysa da güzel bir şey zaten. Bu da güzel bir şey. Yani seni demek ki beğendi. Peki sen kendi hayatını şu anlamda mahvedebilir miydin? 22, 44 belli bir senesini, gençliğinin en güzel dönemini sana verecek. Verir miydin bir erkeğe? Niye mahvolsun? Bir an evvel yaşlanıp gideceksin. Paran pul mu kalacak? Bir de o var. O da var. Niye var. Yani Allah Allah. O 22 yaşında tabii lafa bak. Yani benim karım diyorsun ki böyle bir evlilik yapmak istedi. Yok canım, dalga geçiyorum. Dalga geçiyorum tabii. Sevdiğim ki. Kadını benden soğutmak Hayır, istiyorsun. Hayır öyle bir şey yok sakın katiyen. Ama yani gerçekten çok akıllıymış. Çünkü belli ki yani istemem yan cebime koy. Yani sinemaya gidiyor, görüşüyor, telefonlaşıyor ama olmaz diyor. Sonra bir kaçıyor. O en belirgin taktiklerden biridir zaten. Kaçıyor ve erkek o anda nasıl yani benden nasıl kaçabilir bir kadın duygularıyla bir anda böyle telefon açmak ya da iltifat etmek gibi ihtiyaçlar hissedip yapıyor. Ondan önce de işte o kredi kartını kullanmamalar falan, hani onların hepsi çok süper zeki. Gülya yani. Diyelim. Çok güzel. Şimdi nasıl kredi kartları şimdi nasıl? Aynı. Bir dakika, doğru söyle. Lütfen elini yanına koy. Söylüyorum. Söyle. Söylüyorum işte. O zamana göre. Chloe çok basit şeylerden mutlu olan bir insan. Mesela bir tane şeker al ona. Mutlu oluyor. Otursun sinema seyrederken, film izlerken o şekeri yesin. Zaten 22 yaşında daha olsun o kadar. Ben 22 yaşındayken dünya benim çevremde dönüyordu. Yani bir ama kadına sanatçıydın sen. Yani bir kadının etrafında dolanmak yerine kadınların benim etrafımda dolanmasını seyrediyordum. Tamam. Sorun neydi? Şimdi nasıl harcama evet. yapıyor? Benim harcamalarımı bile kısıtlıyor bir kere. Bütün aldığı kostümler, kıyafetler, onlar bunlar
Hani bizim çekirdek paramız kadar. İyi yani hiç çamasına daha çok para kalsın diye çaba göre. Helal olsun. Abi de olabilir ya. Evet. Yani. Yani o da olabilirdi. Hayır şu an düşünüyorum yani. Harcamasın tabii çünkü sen zaten harcıyorsun bence. Hülya diyelim ki bunun için evlendi benimle. Yani bir şey olmaz. Diyelim ki öyle. Hayır diyelim ki öyle şimdi açık açık birbirimize konuşuyoruz. Diyelim ki öyle. Hayatımın aşkını buldum. Tamam sen işine bak boşver. Kalmış herkes... kalmış ömrümün aynen. Yarısı gitmiş yarısı kalmış. Aynen. Hayatımın bak. Kadınını bulmuşum. Aynen. Mutluyum. Aynen. Yani ne için olursa. Sen keyfine bak boşver. O senin para harcamanı da kısıtlıyorsa eğer eyvah yani. Bayağı uyanık. Tabii canım. Hiç olmaz. Tabii. Para çünkü sen mirasın harcan... yarısından fazlası kalsın diye. Kalsın tabii yani. Daha fazlası kalsın diye. Seni çok severdi Koko. Artık aynı duyguları besleyeceğini sanmıyorum. Aynen bence de.